Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sözcüğün yapısı. Sözcükler yapıları yönüyle arkadaşlar üçe ayrılır. Basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük olmak üzere. Eğer soru kökünde bize sözcüğün yapısı sorulursa arkadaşlar bu üç önemli unsurun olup olmadığına bakıyoruz. Bunlardan birincisine geçelim. Basit sözcük. Basit sözcük yapım eki almayan sözcüklere denir arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Yapım eki neydi arkadaşlar? Bir sözcüğün anlamını değiştiren eklere denir demiştik. Basit sözcük almıyor, bakın buna dikkat edelim. Yapım eki almıyor. Basit sözcükler hiç mi ek almaz? Tabii ki ek alır arkadaşlar. Basit sözcükler çekim eki alır arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Babam zaman her şeyin ilacıdır dedi cümlesinde bakın zaman kelimesi kök halinde olduğu için basittir. Her sözcüğü de kök halinde olduğu için basittir. Diğerlerinin eklerinin ayrımını ben önceden yaptım arkadaşlar. Hem zamandan kazanalım hem de daha düzenli olsun diye. Bakın babam kelimesinde baba isim köküdür. Benim babam dersem buradaki M nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi baba kelimesi yapım eki almadığı için basit sözcüktür. Şey neydi? Hatırlarsanız belgisiz zamirdi. İn nedir arkadaşlar? Bakın şeyin ilacı demiş. O yüzden belirtili isim tamlaması kurmuş. İn burada tamlayan ekidir. Dolayısıyla yapım eki almadığı için sözcük bu da basit sözcüktür. İlacı kelimesinde ilaç isim köküdür. Şeyin ilacıydı ı burada ne ekidir? İsim tamlaması kurduğu için iyelik ekidir. Dır da arkadaşlar ek fiilin geniş zaman çekimidir. Bakın ilacıdır kelimesi de iyelik eki almış, ek fiil almış, yapım eki almadığı için basit sözcüktür. Dedi kelimesine bakacak olursak demek fiildir. Di eki burada görülen geçmiş zaman kip ekidir. Bu kelime de yine yapım eki almadığı için basit sözcüktür. Son günlerde bütün işlerim ters gidiyor cümlesinde son kök halinde olduğu için basittir. Bütün kelimesi kök halinde olduğu için basittir. Ters kelimesi de kök halinde olduğu için basit sözcüktür. Diğerlerine bakalım. Gün kelimesi nedir? İsim köküdür. Lar burada çoğul ekidir. De ise arkadaşlar bulunma hal ekidir. Dolayısıyla günlerde sözcüğü yapım eki almadığı için basit sözcüktür. İşlerim kelimesine bakacak olursak iş isim köküdür. Lar nedir arkadaşlar burada? Çoğul ekidir. İm eki ise bütün işlerim, benim işlerim desem im burada iyelik ekidir. Dolayısıyla işlerim kelimesi de yapım eki almadığı için basit sözcüktür. Gidiyor kelimesine baktığımızda kelimenin kökü gitmektir arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması oluyor cümlede dikkat edin. Fiil köküdür. İyi nedir burada? Yardımcı ünlüdür. Yor. Ünsüzle biten sözcükleri geldiğinde araya yardımcı ünlü alır arkadaşlar. Yor ise şimdiki zaman kip ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın gidiyor kelimesi de yapım eki almadığı için basit sözcüktür. Geçiyoruz türemiş sözcüklere. Türemiş sözcükler arkadaşlar yapım eki alan sözcüklere denir. Hatırlayın, yapım eki eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerdir demiştik. Ünlü yazar öğrencilerden gelen istekleri değerlendirdi cümlesinde bakın. Ün isim köküdür. Ünden ünlü olmuş, isimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla ünlü sözcüğü bir tane yapım eki aldığı için nedir arkadaşlar bu? Türemiş sözcüktür. Yazmak fiil köküdür. Yazmaktan yazar olmuş, fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de bir tane yapım eki aldığı için yine türemiş sözcüktür. Öğrenmek fiil köküdür. Öğrenmekten öğrenci olmuş, fiilden isim yapım eki almış. Lar çoğul eki. Den de ayrılma hal ekidir. Dolayısıyla bu sözcük de bir tane yapım eki aldığı için nedir arkadaşlar? Türemiş sözcüktür. Gelen derken gelmek fiil köküdür.
An, en, sıfat, fiil ekidir arkadaşlar. Bütün fiilimsiler yapım ekidir dedik. O yüzden bu da fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla gelen sözcüğü bir tane yapım eki aldığı için bu da türemiş sözcüktür. İstekleri kelimesine bakacak olursak istemek fiil köküdür. İstemekten istek olmuş, fiilden isim yapım eki almış. Lar çoğul ekidir arkadaşlar. Onların istekleri desem burada da i nedir? İyelik ekidir. Dolayısıyla bir tane yapım eki aldığı için istekleri kelimesi de türemiş sözcüktür. Değerlendirdi kelimesine bakalım. Bakın değmek fiil köküdür. Değmekten değer olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Değerden de değerlenmek olmuş. Sözcük isimken tekrar fiil yapım eki almış. Değerlenmekten de değerlendirmek olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. Di de nedir burada? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Dolayısıyla değerlendirmek sözcüğü bakın 1, 2, 3 tane yapım eki aldığı için türemiş sözcüktür. Diğer örneğimize geçelim. Yöneticiler soğuk davranışlar sergiliyor cümlesinde yön isim köküdür. Yönden yönetmek olmuş arkadaşlar. İsimden fiil yapım eki almış. Yönetmekten yönetici olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Larler de burada nedir arkadaşlar? Çoğul ekidir. Görmüş olduğunuz gibi yöneticiler kelimesi iki tane yapım eki aldığı için türemiş sözcüktür. Soğuk kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü arkadaşlar soğumaktan gelir. Fiil köküdür. Soğumaktan soğuk olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bir tane yapım eki aldığı için bu da türemiş sözcüktür. Davranışlar kelimesinde ise davranmak fiil köküdür. Davranmaktan davranış olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Lar burada çoğul ekidir. Görmüş olduğunuz gibi yine bir tane yapım eki aldığı için en az bu da nedir? Türemiş sözcüktür. Sergiliyor cümlesinde sermek fiil köküdür. Sermekten sergi olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Sergiden sergilemek olmuş. Tekrar isimden fiil yapım eki almış. Ve yor da burada şimdiki zaman kipeki olarak kullanılmış. Bakın sergiliyor kelimesi de iki tane yapım eki aldığı için bu da türemiş sözcük olarak kabul edilir. Diğer örneğimizde doğudan gelen ılık rüzgarlar bugün yurdun batı kısımlarına ilerliyor cümlesinde doğmak fiil köküdür. Doğmaktan doğu olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bir tane yapım eki aldığı için bu da türemiş sözcüktür. Gelmek fiil kökü. An, en, sıfat, fiil eki. Gelmekten gelen olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yine türemiş sözcüktür. Ilık kelimesinde ılımak fiil köküdür. Ilımaktan ılık olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Bir tane yapım eki aldığı için bu da yine türemiş sözcüktür. Batı kelimesinde batmak fiil kökü. Batmaktan batı olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu da bir tane yapım eki aldığı için türemiş sözcüktür. Kısımlarına kelimesine bakacak olursak kısmak fiil köküdür. Kısmaktan kısım olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Lar burada çoğul ekidir. I nedir arkadaşlar? Bakın batı kısımları demiş. Bu iyelik ekidir. N kaynaştırma harfidir. A da yaklaşma hal eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bir tane yapım eki aldığından dolayı kısımlarına sözcüğü de nedir? Türemiş sözcüktür. İlerliyor kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü ileridir. İ ünlüsünün düştüğünü görüyoruz burada. İleri isim kökündedir. İleriden ilerlemek olmuş. Yine ünlü daralması var burada. O yüzden bu da isimden fiil yapım ekidir. Yor ise burada şimdiki zaman kipeki olarak bilinmektedir. İlerliyor kelimesi de bir tane yapım eki aldığından dolayı türemiş sözcük olarak kullanılmıştır. Birleşik sözcüklere geçiyoruz. En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklere denir. Birleşik sözcükler ise arkadaşlar çeşitli şekillerde inceleniyor. Bunlardan birincisi birleşik isim.
Bu da kendi içinde farklı şekillerde oluşuyor. İsim artı isimle oluşuyor. Bakın, gök kuşağı derken iyelik eki almış. Ne kuşağı? Gök kuşağı. Belirtisiz isim tamlaması. Gök isim, kuşak da isimdir. Ayakkabı derken ı iyelik ekidir. Belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş. Ayak isim, kap da isimdir. Yeryüzü derken ü iyelik ekidir. Ne yüzü? Yeryüzü. Belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş. Yer isim, yüz de isimdir. Hanım eli, bakın yine i burada iyelik ekidir. Ne eli? Hanım eli. Belirtisiz isim tamlaması. Hanım isim, el de isimdir. Su çiçeği, iyelik ekidir. Yine belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş. Su isim, çiçek de isim olarak birleşik sözcüğü oluşturmuştur. İkinci oluşum şekli ise isim artı fiil şeklinde. Bakın, gece isim, konmak fiil, miras isim, yemek fiil, kül isim, basmak fiil, ateş isim, kesmek fiil, imam isim, bayılmak fiil, isim artı fiil bir araya gelerek birleşik isimleri oluşturmuştur. İsim artı fiilimsiyle oluşan birleşik isimler. Bakın, ağaç isim, kakan derken an en eki burada sıfat fiildir. İsim artı sıfat fiil birleşik ismi oluşturmuş. Dalga isim, kıran derken an en eki burada sıfat fiildir. İsim artı sıfat fiil birleşik ismi oluşturmuş. Can isim, kurtaran derken an en eki burada sıfat fiildir. İsim artı sıfat fiil birleşik ismi oluşturmuş. Yel isim, kovan, an en ekinden dolayı arkadaşlar sıfat fiildir. Dolayısıyla isim artı sıfat fiil birleşik ismi oluşturmuştur. Fiilimsi artı ismin birleşmesiyle oluşur. Yanar dağ derken dağ isim. Bakın, yanar derken ar er eki burada yine sıfat fiil ekidir. Bu sefer de fiilimsi artı isimle oluşturmuş. Akarsu dediğimizde su isim. Akardaki ar er yine sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil artı isim birleşik ismi oluşturmuş. Yazar kasa, kasa isim. Nasıl kasa? Yazar kasa niteleme sıfatı. Bakın, buradaki ar er de sıfat fiildir. Sıfat fiil artı isim birleşik ismi oluşturmuş. Diğer oluşum şeklimiz ise sıfat artı ismin birleşmesiyle. Sinek isim, nasıl sinek? Sivrisinek. Bakın, niteleme sıfatı artı ismin birleşmesiyle oluşmuş. Sonbahar, bahar isim. Hangi bahar? Sonbahar. İşaret sıfatı artı ismin birleşmesiyle oluşmuş. Yüzyıl, yıl isim. Kaç yıl? Yüzyıl. Burada da sayı sıfatının birleşmesiyle oluşmuş. Sıkı yönetim, yönetim isim, nasıl yönetim? Sıkı yönetim, sıkı sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı artı ismin birleşmesiyle oluşmuş. Eskişehir, bakın şehir isim, nasıl şehir? Eskişehir, eski sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı artı ismin birleşmesiyle birleşik isim oluşmuştur. İki tane fiilin birleşmesiyle oluşur. Çekmek fiil, yatmak fiil, çekyat olmuş birleşik ismi oluşturmuş. Gelmek fiil, gitmek de fiil, gelgit olmuş birleşik ismi oluşturmuş. Biçer fiil, dövmek fiil, iki fiilin birleşmesiyle birleşik isim oluşmuş. Demek fiil, komak fiil, iki tane fiilin birleşmesiyle birleşik isim oluşmuş. Konmak fiil, göçmek fiil, yine iki tane fiilin birleşmesiyle birleşik isim oluşmuştur. Birleşik isimlerde son kuralımıza geçiyoruz. Yansıma artı yansıma sözcüklerin birleşmesiyle oluşur. Yansıma sözcükler doğadaki seslerin yazıya aktarılmasıyla hatırlayın. Bakın, çıt çıt derken iki tane yansıma sözcük birleşerek oluşmuş. Pat pat derken ve gır gır derken de yine yansıma sözcüklerin birleşerek bir isim haline gelmesiyle oluşan birleşik sözcüklerdir bunlar. Birleşik ismi gördükten sonra geçiyoruz birleşik sıfatlara. Bu da iki şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bir, anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar. En az iki sözcüğün anlamca kaynaşıp bir araya gelmesiyle oluşan ve cümle içerisinde arkadaşlar sıfat görevinde kullanılan sözcüklere denir. Örneklerimize bakalım. Birkaç kişiyle görüşmeyi düşünüyorum cümlesinde bakın kişi isim, kaç kişiyle, birkaç kişiyle. Bu sözcük nedir? Belgisiz sıfattır. Bakın, bir isim, kaçmak fiildir. İsim artı fiil anlamca kaynaşmış ve neyi oluşturmuş arkadaşlar? Belgisiz sıfatı oluşturmuş.
O yüzden biz buna da anlamca kaynaşmış birleşik sıfat diyoruz. Sokaklarda bir sürü başıboş köpek geziyor cümlesinde ise köpek isim, nasıl köpek, başıboş köpek, baş isim, boş da isim, iki isim birleşerek bir araya gelmiş, anlamca kaynaşmış ve niteleme sıfatını oluşturmuştur. Bu da anlamca kaynaşmış birleşik sıfattır. Soğukkanlı insanlar hayatta sürekli başarılı oluyor cümlesinde ise insan isim, nasıl insan, soğukkanlı insan niteleme sıfatı, soğuk isim, kan isim, iki isim bir araya gelmiş, ismi belirtmiş, o yüzden de niteleme sıfatıdır. Yapı yönüyle de bakacak olursak anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar oluşturmuştur. Birleşik sıfatlar oluşumlarına göre ikiye ayrılır demiştik. Bunlardan ikincisi de arkadaşlar kurallı birleşik sıfat. Diğer adıyla sıfat grubu olarak da bilinmektedir. Bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Şimdi birincisini görüyoruz. Sıfat ve takısız isim tamlamalarına bakın. Lı, li, lık, lik, sı, siz. Yapım ekleri getirilerek birleşik sıfat yapılır. Bakın şimdi arkadaşlar, ince belli bardakta çay içmeye bayılıyorum cümlesinde bardak isim. Nasıl bardak? İnce belli bardak, niteleme sıfatı. Buradaki li eki iki sözcüğü birlikte okuttuğu için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Kurallı birleşik sıfat diyoruz. Sen 3 kuruşluk dünyadan ne bekliyorsun cümlesinde ise dünya isim, nasıl dünya? 3 kuruşluk dünya, yine bu sözcük de niteleme sıfatıdır. Buradaki luk eki iki sözcüğü birlikte okuttuğu için buna biz ne diyoruz? Kurallı birleşik sıfat diyoruz. Elma yanaklı çocuklar getirdi güzel haberi cümlesinde çocuklar isim. Nasıl çocuklar? Elma yanaklı çocuklar. Elma yanaklı sözcüğü niteleme sıfatıdır. İki sözcüğü, daha doğrusu takısız isim tamlamasını birlikte okutturan buradaki lı ekidir. Bundan dolayı da biz buna ne diyoruz? Kurallı bileşik sıfat diyoruz. Kara kaplı kitapta her şey yazıyor cümlesinde. Bakın kitap isim. Nasıl kitap? Kara kaplı kitap. Kara kaplı sözcüğü niteleme sıfatıdır. Kara kap sıfat tamlaması. Buradaki lı eki iki sözcüğü birlikte okuttuğu için buna da biz kurallı bileşik sıfat adını veriyoruz. Kurallı bileşik sıfatlardan ikincisine geçiyoruz. Sıfat tamlamalarında sıfatla isim yer değiştirip isme arkadaşlar iyilik eki getirilerek birleşik sıfat oluşturulur. Bakın, hayatınızda hep kalbi güzel insanlara yer verin cümlesinde insan isim, nasıl insanlara, kalbi güzel insanlara niteleme sıfatı. Ben bunu bu şekilde yazabilirim aslında. Güzel kalp şeklinde yazabilirim. Kalp isim, nasıl kalp, güzel kalp bu niteleme sıfatıdır. Bakın, örneğe bakacak olursak isimle sıfatın yer değiştirdiğini ve ismin arkadaşlar iyilik eki aldığını görüyoruz. Dolayısıyla da biz bu şekilde oluşan sıfatlara yapısı yönüyle kurallı birleşik sıfat adını veriyoruz. Kapağı yırtık kutuları geri göndermeyi düşünüyor cümlesinde kutular isim, nasıl kutular, kapağı yırtık kutular niteleme sıfatı. Bakın ben bunu da şu şekilde yazabilirim yine. Yırtık kapak şeklinde kapak isim, nasıl kapak, yırtık kapak niteleme sıfatı. İsimle sıfat yer değiştirmiş. İsim arkadaşlar buradaki ı ekiyle iyelik eki almış. Dolayısıyla biz buna da yapısı yönüyle kurallı birleşik sıfat adını veriyoruz. Yakında salonu geniş bir ev tutacağım cümlesinde ise ev isim, nasıl ev, salonu geniş ev niteleme sıfatı. Bakın yine bunu da ben geniş salon şeklinde yazarsam salon isim, nasıl salon, geniş salon, geniş sözcüğü niteleme sıfatıdır. Buradaki u ise arkadaşlar iyelik ekidir. Dolayısıyla iyelik eki iki sözcüğü birlikte okuttuğundan dolayı buna da kurallı bileşik sıfat adını veriyoruz. Kış aylarında bu camı kırık evlerde kimsesiz çocuklar yaşıyor cümlesinde bakın ev isim, nasıl ev, camı kırık ev niteleme sıfatı. Bunu da kırık cam şeklinde yazarsam arkadaşlar cam isim olur. Nasıl cam? Kırık cam niteleme sıfatıdır. İsimle sıfat yer değiştiriyor. I burada iyelik ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar
yapısı yönüyle de camı kırık birlikte okutturan iyelik eki olduğundan dolayı bu da kurallı bileşik sıfat olarak bilinmektedir. Geçiyoruz birleşik fiillere. Bu da kendi içinde üç farklı şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi yardımcı eylemle yapılan birleşik fiil. Bakın bir isimden sonra etmek, olmak, eylemek, kılmak, buyurmak fiillerinden birinin gelmesiyle oluşan birleşik fiillere denir ki arkadaşlar günümüzde en çok etmek ve olmak fiillerinin olduğunu görüyoruz. O zaman biz bunu bu şekilde kodlayabiliriz. İsim artı yardımcı eylem şeklinde kodlanabilir bu. Muhakkak bir isim olacak, sonra yardımcı eylem gelecek. Yardımcı eylemlerimiz neydi? Etmek, olmak, eylemek, kılmak ve buyurmak sözcükleri. Şimdi örneklerimize bakalım. Müdürle tartıştıktan sonra iş yerini terk etti cümlesinde. Bakın terk isimdir. Etmek yardımcı fiildir arkadaşlar. İsim artı yardımcı fiil birleşik fiili oluşturur. Sizinle birlikte vakit geçirmekten çok mutlu oldum cümlesinde mutlu isim olmak yardımcı fiildir. İsim artı yardımcı fiil birleşik fiil oluşturur. Bankalar konusunda Ali Bey'i yetkili kıldılar cümlesinde yetkili isimdir. Kılmak yardımcı fiildir. İsim artı yardımcı fiil neyi oluşturur? Birleşik fiil oluşturur. Önemli bir notumuz var. Yardımcı eylemle yapılan bazı birleşik eylemlerde bakın arkadaşlar ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bu fiiller nasıl yazılır? Aynı zamanda bir yazım kuralıdır. Buna da dikkat edin. Bitişik yazılır arkadaşlar. Emir etmek şeklinde yazarsam yazım yanlışıdır. Doğrusu nedir arkadaşlar? Bakın emretti şeklinde olacak. Buradaki i'nin düşmesi gerekiyor. Kayıt olmak bu şekilde yazılmaz. Nasıl yazılır arkadaşlar? Kaydoldu şeklinde yazılır. I'nin düştüğünü, T'nin de yumuşadığını görüyoruz. Hissetmek bu da hissetmek şeklinde yazılır. Bakın burada da S ünsüzünün türediği görülmektedir. Hal olmak ise hallolmak şeklinde yazılır. Burada da yine L ünsüzünün türediği görülmektedir. Affetmek, affetmek şeklinde yazılır. Burada da arkadaşlar F ünsüzünün türediği görülmektedir. Kayıp olmak, kaybolmak şeklinde yazılır. Yine I ünsüzünün düştüğünü, P'nin de yumuşadığını görüyoruz. Zan etmek, bu da zannetmek şeklinde yazılır. N ünsüzünün türediği görülmektedir. Red etmek, bu da arkadaşlar reddetmek şeklinde yazılır. T'nin hem yumuşadığını hem de türediğini görüyoruz. Bakın şu ikinci yazdıklarımızın yazımı doğrudur arkadaşlar. Eğer yazım sorusu olarak, yazım kuralları sorusu olarak size sorarlarsa üsttekilerin yazımı nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Bunu da ifade etmiş olayım. Birleşik fiillerin ikincisine geçiyoruz. Kurallı bileşik fiillere. Arkadaşlar bu iki fiilin birleşmesiyle oluşan sözcüklere denir. Kurallı bileşik fiiller her zaman da nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bir yazım kuralıdır. Buna da lütfen dikkat edin. Kendi içinde birleşik fiiller dörde ayrılır. Bunlardan birincisi yeterlilik fiilidir. Bir fiilden sonra arkadaşlar ebilmek kalıbının gelmesiyle oluşur. Eklendiği cümleye ise gücü yetebilme anlamını katar çoğunlukla. Bakın sonunda bütün soruları doğru cevaplayabildi cümlesinde cevaptan cevaplamak olmuş fiil. Buradaki ebilmek nedir arkadaşlar? Yeterlilik fiilidir. Dolayısıyla fiil artı yeterlilik fiili kurallı birleşik fiili oluşturur. Hayalini kurduğu İngiltere'ye gidebilmişti cümlesinde gitmek fiil. Ebilmek burada yeterlilik fiilidir. Dolayısıyla fiil artı yeterlilik fiili kurallı bileşik fiili oluşturmuştur. Görmüş olduğunuz gibi iki cümlede de arkadaşlar gücü yetebilme anlamını katmıştır. Önemli bir notumuz var. O da şu yeterlilik fiilinin olumsuzunda. Bakın ebilmek kalıbının arkadaşlar bil kısmı düşer. Geriye ne kalır arkadaşlar? E'si ya da abilmek şeklinde olursa A'sı kalır. Bu önemlidir. Çoğu zaman istek eki olarak da öğrenciler bunu alıyor. Böyle bir hataya düşmeyin arkadaşlar lütfen. Örneklerimize bakalım. Bir türlü dışarı çıkamadı cümlesinde çıkmak fiil.
Bakın buradaki A nedir arkadaşlar? Yeterlilik fiilidir. Dolayısıyla bu da yine kurallı birleşik fiil olarak kullanılmıştır diyebiliriz. Olumlusunu yapalım isterseniz. Çıkamadı. Bakın çıkabildi olur arkadaşlar. Hızlı konuştuğu için söylediklerini yazamadım cümlesinde yazmak fiildir. Bakın buradaki E nedir arkadaşlar? Yeterlilik fiilidir. Dolayısıyla bu kurallı birleşik fiili oluşturmuştur diyebiliriz. Olumlusunu yapalım. Yazamadım. Bakın yazabildim şeklinde olduğu görülmektedir. Kurallı birleşik fiillerden ikincisine geçiyoruz. Tezlik fiili. Bir fiilden sonra arkadaşlar ivermek kalıbının gelmesiyle oluşur. Eklendiği cümleye de çoğunlukla tezlik anlamı katar. Örneklerimize geçelim. Askerden gelen sevgilisini karşısında görünce ağlayıverdi. Bakın ağlamak fiil, ivermek burada tezlik fiilidir. Dolayısıyla bu neyi oluşturur arkadaşlar? Kurallı birleşik fiili oluşturmaktadır. Köpeğin sesini duyan kediler kaçıverdi cümlesinde kaçmak fiil, ivermek burada tezlik fiilidir. Fiil artı tezlik fiili kurallı birleşik fiili oluşturmuştur. Kurallı bileşik fiillerden üçüncüsüne geçiyoruz. Sürerlilik fiili. Arkadaşlar bir fiilden sonra bakın e durmak, e kalmak ve e gelmek sözcüklerinin ve kalıbının diğer adıyla gelmesiyle oluşur. Eklendiği cümleye de eylemin eskiden beri devam ettiği anlamını verir. Neydi arkadaşlar? E durmak, e kalmak ve e gelmek kalıpları. Örneklerimize bakalım. Ben arkanızdan gelirim, siz gide durun ifadesinde gitmek fiildir. Bakın buradaki e durmak sözcüğü sürerliliktir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da fiil artı sürerlilik fiiliyle oluşmuş kurallı birleşik fiili oluşturmaktadır. Annemle konuşurken televizyona baka kalmışım. Bakın bakmak fiil kökü, e kalmak burada sürerlilik fiili, fiil artı sürerlilik fiili kurallı bileşik fiili oluşturmuştur. Bu köyle ilgili hikayeler yıllardır anlatıla gelir. Anlatmaktan anlatılmak olmuş fiil. E gelmek burada sürerlilik fiili, fiil artı sürerlilik fiili kurallı bileşik fiil oluşturmaktadır. Kurallı bileşik fiillerin sonuncusuna geçiyoruz arkadaşlar. Yaklaşma fiili. Bir fiilden sonra bakın e yazmak kalıbının gelmesiyle oluşur. Eklendiği cümleye de az kalsın olacaktı anlamını katar arkadaşlar. Fakat günümüzde bu kelimeyi fazla kullanmıyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Yolda ayağım taşa takıldı ve düşe yazdım ifadesinde düşmek fiil. Bakın burada e yazmak nedir? Yaklaşma fiilidir. Fiil artı yaklaşma fiili kurallı birleşik fiil oluşturmuştur. Düşmemiş ama az kalmış. Olacaktı anlamına geliyor. Yamaç paraşütü yaptığım ilk gün kalbim dura yazdı cümlesinde durmak fiil. E yazmak sözcüğü burada yaklaşma fiilidir. Fiil artı yaklaşma fiili kurallı bileşik fiili oluşturmuştur. Kalbi durmuş mu? Hayır. Ama o seviyeye gelmiş. Az kalsın olacaktı anlamını veriyor bakın. Birleşik fiillerden üçüncüsüne geçiyoruz. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. En az iki sözcüğün anlamca kaynaşmasıyla oluşan birleşik sözcüklere denir arkadaşlar. Bunlar genellikle neyle yapılır? Bakın deyimlerle yapılır. Bu fiiller duruma göre ayrı ya da bitişik yazılabiliyor. Örneklerimize bakalım. İnternetten birçok işe başvurdu cümlesinde başvurmak fiildir. Baş ve vurmak sözcükleri anlamca kaynaşıp bir araya gelmiş birleşik fiil oluşturmuştur. Sosyal medyadaki takipçileriyle tartışmaktan vazgeçti. Vazgeçmek fiildir. Vazın anlamı yok. Geçmek fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla iki sözcük bir araya gelmiş, anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturmuştur. Anne ve babası işe gidince kardeşine göz kulak oluyor. Göz kulak olmak deyimdir. Bu da yine anlamca kaynaşmış birleşik fiili oluşturmuştur. Yeni teknik direktörün gözüne girmek için var gücüyle çalışıyordu ifadesinde göze girmek deyimdir. Bu da anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Melike Esra Hanım'ın anlattıklarına kulak kabartmış cümlesinde
kulak kabartmak deyimdir. Bu da arkadaşlar anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturmuştur. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.